Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Bugün yine endeks grafiği ile bir gün değerlendirmesini yapalım kısaca. Endeksimiz yukarı 122 binlerden başlattı. Daha doğrusu 1220'li seviyelerden aşağı yönlü düzeltmesini 1095 seviyelere kadar çektikten sonra dün saatlik grafikte oluşan bir tobo oluşumu vardı. Bu çalışır mı diye hatta yorumlamıştık. Bu noktada özellikle şu tobonun 1130'lar civarında olan bir haftalık pivot değerimiz vardı. Bu pivot değerinin üzerine atması halinde yukarı yönlü tobonun çalışma ihtimalini bahsetmiştik zaten. Hemen şurada haftalık tobo oluşumunu göstermek amaçlı açalım pivot değerlerimizi. Bu noktada gördüğünüz gibi turuncu renkte olan 1130'lu seviyenin üzerine attıktan sonra hatta aslında bu 1130'lu seviyeyi dün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiştik. Bu kapanışın devamında üstteki 1139 CPR alanının üst direnç bölgesini de bir kırdık. Daha sonra tekrar pivot bölgesine bir geri çekilme gerçekleşti. Bu noktadan pivotun özellikle pivot değerinin üzerinde bir kapanış yaparak sert bir şekilde yukarı hacimli bir alım geldi öğleden sonra. Tabii bunun Amerikan seçimleriyle olan etkisinin de olduğu söyleniyor. Faizlerle alakalı bir gelişme olabileceği söyleniyor. Birçok noktada birçok etken olabilir. Zira bunun karşısında bildiğiniz gibi döviz kurlarında müthiş bir oynaklık var. Euro 10 lirayı 8.50'yi de dolar gördü bugün. Bunlara rağmen endeksin de bu şekilde toparlanmasına şaşıranlar var. Fakat arkadaşlar şunu da unutmamak lazım. Bizim endeksimizin eski zirvesi dolar bazında affedersiniz dolar bazında baktığımızda 5 dolarları görüyor zirve olarak. Yani bugünkü 5 doları karşılaştırdığınız zaman endeksin birebir örtüştüğü rakamlar korkunç müthiş rakamlar olur. Yani 4000'li rakamlardan bahsederiz. O yüzden yani daha endeksimiz dolar bazında daha nerelere düşürebilir ki? Yani belli bir noktada ben tutmaları gerektiğine inanıyorum artık. Yoksa yani hakikaten bedavadan ucuza gidecek derler ya. Gerçekten yazık olur. Bu noktada özellikle devlet ve küçük yatırımcı olsun, büyük yatırımcı olsun endekse belli bir noktada artık sahip çıkmak zorundalar. Yoksa hakikaten yabancı günün birinde gelir yok pahasına bütün ne var ne yok toparlar. Oradan yukarı malı sürükleyip bize yine en zirvelerden satmaya çalışırlar. Bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Biz genelde saatlik periyotta kısa vadede biliyorsunuz endeks hareketlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Dip ve tepe oluşumlarını değerlendirerek hareketlerimizi buna göre sınırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada tabii endeksin size katkısı nedir değildir bilemem ama VIOP takip edenler için bence güzel yorumlar oluyor diye düşünüyorum. Zira gelen tepkiler de o şekilde anlaşılıyor. Şimdi kısaca yine endeksin son durumuna alakalı değerlendirme yapacak olursak Hull sistemde biliyorsunuz. Hull sistem bize dün zaten bir al sinyali üretmişti. Önceki gün hatta biz yanlış hatırlamıyorsam Cuma kapanışında bir al sinyali üretmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım 30 Ekim nerede? Evet şurada. Yani dün sabah açılış itibariyle bir net bir al sinyali üretmiş 14.50'yi kesince. Bize al sinyalini ürettiği noktaya baktığımızda kapanış itibariyle 1119 puanlarda bir al sinyali üretmiş. Daha sonrasında 1150'lere kadar gelmişiz saatlik periyotta. Hani bu noktada şimdi ben VIOP falan pek yapmıyoruz ama yapan arkadaşlar olsa şurada iyi bir rakam yakalamış olurlar. Gördüğünüz gibi bu noktaya kadar Hull sistem hala sat vermemiş. Yukarı yönlü trendi koruyor. Ve bu noktada saatlik grafikte gördüğünüz gibi bir tobo oluşumu da var. Tobonun da yukarı yönlü çalışması halinde güzel. Yani 1095'ten şuraya aldığınız zaman 1144'e kadar olan bir bölüm var.
Yaklaşık yani 1190 civarı TOBO hedefi var. Buralara kadar gider mi, gitmez mi? Tabii piyasanın yönü şu an için pozitif olsa da Amerikan seçimlerinin etkisiyle beraber ne tarafa doğru yön verecekler? Vadeliler şu anda arttı da diyebiliyorum ama önümüzdeki süreçte biz yine her halükarda grafik üzerinde gidelim. Yani ihtimalleri değerlendirirken şu anki pozisyon bizim için önemli olan. Genel anlamda baktığımızda şu an için Hull sistemde tüm ortalamaların üzerinde bir kapanış sergileyen, 1150'den günü kapatan, neredeyse günün en yüksek seviyesine yakın bir yerden 1155 en yüksek görmüş. Endeks 1150'den kapanışı gerçekleştirmiş. Bu noktada baktığımızda RSI'nin 50 üzerinde, kendi ortalamasının üzerinde net bir şekilde durduğunu, wave trendin de 0 üzerinde, 0 bandı üzerinde bir al sinyali ürettiğini görüyoruz. Bunlar endeksimiz için gayet güzel ve olumlu oluşumlar. Günlük periyotta inceleme yapacak olursak, günlük periyotta ben hemen EMA ortalamalarımızı da açmak istiyorum. Şuradakini bir kapatalım. Grafiği telefondan baktığımız için net görülmesi açısından. Arkadaşlar daha önce söylemiştim. EMA 55'i, yani EMA 55'ten günlük periyotta uzaklaşan bu hisse olsun, endeks olsun, ne olursa olsun tekrar gelip buraya bir temas etmek zorunda kalıyor. Yani 1140'lı rakamları gelip bir onayını almış bir pozisyonu var. Gün içerisinde EMA 5, EMA 10 kesişimi eğer günlük periyotta tekrar yukarı yönlü gerçekleşebilirse tekrar yukarı yönlü yeni bir zirve testi yapabilir veya zirve tekrarı yapabiliriz. Yani 122.300'lere doğru, düzeltiyorum, 1223'lere doğru tekrar yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz endekste. Bu noktada karşımıza direnç noktası olarak 10 günlük ortalaması 1152 çıkacak. Şu an 5 günlük ortalamasının üzerinde bir net bir kapanış sergilemiş durumda endeksimiz. Buradan tekrar trend, eski trend çizgisine doğru bir dönüş yapacaksa 1175'lerin üzerine, hatta buradaki yatay direnç olan 1179'un üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde ben burada bir düşüşe onay görüntüsü görürüm. Yani burada izlediğiniz buradaki, şöyle biraz şurayı kapatıp şöyle göstermek istiyorum. Şu yeşil hattın kırılımıyla bir düşen kırılımı oluşmuş oldu. Tekrar buna gelip bu yeşil hatta dokunup günlük periyotta bir geri çekilme yaşanırsak bunu düşüş onayı olarak alırım. Tekrar buraya bir geri çekilme yaşarız eğer bunu kıramazsak. Yani bunun da kırılma süreci yarın ve öbür gün, yani bu hafta içerisinde bizim önümüzdeki 3 gün içerisinde 1176 ve 1179 üzerinde güvenli bölgeye atmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Eğer bu noktanın üzerine atabilirsek, bu noktada zaten RSI da tekrar 50'nin üzerine çıkacağı için muhtemelen wave trend de yönünü yukarı doğru sıfırın üzerinde çevirip bir al sinyali, yani trend yönü al sinyali oluşturacağı için endeks gayet güzel bir pozitif yöne dönebilir. Tabi bu arada eğer dolar ve eurodaki bu zirve oluşumları tekrar bir geri çekilme, bir düzeltme eğilimine girer, toparlarsak, lira olarak karşısında güçlenebilirsek bu da bizim endeksimizi daha da güçlendirebilir. Kısaca durum, son durum bu şekilde endekste. Diğer hisse analizlerini kısaca bir değerlendirme yapacak olursak, dün sert yukarı yönlü bir hareket çeken Aselsan kendi trend desteğinin tekrar yukarı doğru üstüne atabildi. Yine bugün trend dibine geldi. Yani burada aslında Aselsan arkadaşlar dünkü endeksi ayakta tutabilmek için sağlam bir hareket yapıldı. Bugün Aselsan devre dışıydı. Sabahtan işte Türk Hava Yolları devreye girmişti. Yani burada endeksi belli bir kıvamda tutabilmek için büyük oyuncular bana göre organize şekilde bir hareket sergiliyorlar. Yine Aselsan hissesini saatlik periyotta inceleyecek olduğumuzda ortalamalar bazında EMA 55'in altında kalan bir Aselsan hissesi görüyoruz ve baktığımızda genel anlamda şöyle bir filama oluşumu da göze çarpıyor. Bu filamayı yukarı yönlü kırabilir mi, kıramaz mı? O takip edilmeli. Biz yine Hull sisteme bir baktığımızda
Mükemmel bir şekilde bir al sinyali üretilmiş. Bu al sinyalinden sonra zirve test edildikten sonra bakın buradan tekrar düzeltme ile gelmiş. Bu noktada Hull 100 test edilip Hull 100'den onay alıp tekrar Hull 14 üzerinde kapanışlar. Hull 50'nin altında bir baskı var. Bu noktada Hull 100 ve 50 arasında gitgeller yaparak hisse güçlenebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en büyük özelliklerden bir tanesi oluşan hacim barların boyları alım satım yönünde ne kadar kuvvetli olduğuna dikkat etmek lazım. Ayrıyeten her zaman belirtiyorum RSI'ın 50 üzerinde pozitif yön arayışında olmamız lazım. Tabi buna ilaveten her zaman için özellikle vazgeçilmez diye tabir ettiğimiz pivot noktalarının önemini hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Zira baktığınızda 17-11'li seviyeleri yani en düşük gördüğü noktaya baktığımızda 17-13 seviyesini gören Aselsan hissesinde 17-11 haftalık pivot değeriymiş. Bu noktaya gelip bir temasa yeltenen hisse buradan hemen bir tepki alıp bir üst direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. Bu da hisse için olumlu. Yarınki pozisyona baktığımızda kapanışı 17-32'den yapan hissenin 17-11'de güzel bir desteği bulunduğunu, yukarı yönlü hareketlerin devamında R1 seviyesinin 17.59 olarak karşımıza çıktığını belirtebilirim. Şimdi Türk Hava Yolları'na hemen kısaca yine saatlik periyotta bakalım. Gördüğünüz gibi neredeyse birebir aynı hareketleri Türk Hava Yolları da yapmış. Bizim CPR alanı dediğimiz bölgenin alt destek noktasına bir temas ile buradan verdiği tepkiyle tekrar Hull 14 ve 50 üzerinde bir kapanış gerçekleştirerek pivot değerin üzerinde bir kapanış hisse için pozitif yönde. Fakat aşağıda ulaşan hacimlere dikkat etmek lazım. Yani ortalamanın altında küçük hacimlerle yukarı yönlü sert hareketler, ivmeli hareketler pek beklenemez. Fakat şurada hani baktığınızda yakın planda hissenin bir filama oluşumuyla birlikte bir filamayı da kırmış olduğunu da görebiliyorsunuz. Hani filamanın kendi içerisindeki düşenini kırmış bir görüntüsü var. Şöyle eğer çizecek olursak kapanış itibariyle diyelim şöyle çektiğimizde evet. Şimdi net görülmesi için şuradan ben Hull ve CPR'ı kapatayım. Hani bu noktada daha iyi net ifade etmiş oluruz. Evet şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada bir düşen hattı kırmış. Yukarı yönlü tekrar bir hareket başlatma eğiliminde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar sizler de bu trend çizgilerini çizerek gayet net bir şekilde hisseyi takip edebilirsiniz. Bakın burada da destek amaçlı bir trend desteğini çizdik. Burada düşen kanal var. Şimdi hissenin bu destek kanalına tutunarak yukarı yönlü hareket yapması beklenir. RSI'nin 50 üzerinde olması hisse için pozitif bir hareket. Son oluşturduğu hacimsel bar yukarı yönlü kuvvetliye yakın bir derecede diyelim. Güzel bir hacimle kapatmış. Ayrıyeten wave trendin de pozitif yönde bir sinyal oluşturduğunu görebiliyoruz. Peki destek direnç noktalarında bize CPR ne diyor? Yani pivot değerlerimize baktığımızda bizim karşımızda 9.57 direnci ilk rakam. 9.93'ü ilk hedef olarak belirleyebiliriz. 9.39 ve 9.21 yakın destekler. Yani 9.21'in altında hissede yani bir yıkım gerçekleşir diye tahmin ediyorum. Yani geri çekilmelerde eğer 8.85'in altına sarkmalarda direkt kendini 8.48'lerde bulur bu hisse. Türk Hava Yolları'nda biliyorsunuz pandemi döneminin etkisiyle korkunç bir negatif etki var. Yani zarar var. Yani bu zararların karşılanması öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Normal süreçte muhtemelen 2021 yılı da belki Türk Hava Yolları için bu kadar kötü geçebilir. Bu noktada o yüzden Türk Hava Yolları hissesinde eğer takip edenler varsa dikkatli olmalarında fayda var diye söyleyebiliriz. Şimdi yine diğer bir hisse endeksli alakalı güçlü kuvvetli kendini derli toplu hareket gösteren bir hisselerden bir tanesi. Haftalık pivot değerinin üzerine attıktan sonra güçlü hareketlerini sergilemekten çekinmeyen bir yapıya sahip. Bugün yine bir 10-13 sergiledi. Geçen hafta bir 10-20 yapmıştı. 10-20 sonrasında endeksin sert satışıyla birlikte o da bir haftalık R3 seviyesine kadar bir düzeltme ile buradan çok çabuk yine yukarı yönlü topladı. Pivot'u kırdı. Daha sonra tekrar pivot'a çekilip onayını aldıktan sonra
haftalık R1 seviyesine kadar geldi. Kapanışı R1 seviyesinin üstünde yapamadı. Fakat yakın bir değerlerde yapmış. Bu da hisse için oldukça olumlu. Özellikle son saatte oluşan hacimli bar, alış barı gayet kuvvetliymiş. Bunu da net bir şekilde göstermiş. Şimdi Hull sistemde de baktığımızda gayet bütün ortalama çizgilerimizin üzerinde olduğunu görüyoruz. Hull 100'ün 9.61'de, 9.86'da Hull 50'nin, 9.91'de de Hull 14'ün olduğunu görüyoruz. Yani Hull ortalamalarının üzerinde kuvvetli bir duruş sergilemiş. Karşısında 10.13 direnci, yakın destek olarak da baktığımızda 9.86 Hull 50 yakın destek ve 9.91 Hull 14 olarak karşımıza çıkıyor. RSI'nin 50 üzerinde ve kendi ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Wave trendi de yine sinyalini, olumlu sinyalini koruduğundan gayet net bir şekilde bahsedebiliyoruz. Burada sanki bir fincan kulp yapıp bunun kırılımıyla mücadele ediyormuş gibi gözüküyor. Yarın eğer 10-13 üzerinde saatlik kapanışlar yaparsa ise 10.74'ü kendisine hedef olarak koyabilir. Bir önceki zirvesi olan 10.20'nin daha doğrusu üzerinde kapanışlar hisseyi daha yukarı doğru itekleyebilir diye söyleyip son hissemiz şişe hissesine geçelim. Evet, şişe hissesinde de yine burada sert bir kırılımla aşağı yönlü hareketlerini 6.70 bandını aşağı sert kırdıktan sonra RSI 30'ların altına inmişti. Bu RSI'nin 30'ların altında yaptığı tepkisel hareketlerle birlikte bizim Hull sistem baktığımızda yaklaşık olarak 6.12'lerde tekrar bir al sinyali oluşturduktan sonra R1 seviyesi olan haftalık pivot değeri direnç bölgesi 6.55'i test edip bir geri çekilme gerçekleştirmiş. Şişe hissesinde arkadaşlar dip arayışı sırasında çok fazla al-sat sinyalleri oluşuyor. Yani tek mum içerisinde acayip marjlar oluşuyor. Bakın şuradaki mumda oluşan kademe aralığına baktığınız zaman 6.32'de açmış. Yani en yüksek 6.58'i görmüş. Bu noktada 6.58, 6.32 yaklaşık olarak 26 kademelik bir hareket olmuş. Yani böyle tek kademe içerisinde bu tür hisselerde yukarı yönlü ve R1 seviyeleri görüldüğü zaman satış fırsatıdır diye düşünüyorum ben. Bunu da sürekli anlatıyorum. Yani R1 hedefleri böyle tek periyotta bir anda hızlıca görüldüğü zaman bu fırsatları değerlendirmekte fayda var. Belli noktalarda al-sat yaparak zararda olanlar veya bu fırsatı yakalayıp malı taşımayan insanlar, hani günlükçüler diyelim, böyle fırsatları değerlendirmeli. Bize özellikle pivot sistem bu fırsatı verdiğini düşünüyorum. Çünkü pivotun ilk kırılımları genelde yukarıdan aşağıya doğru tekrar dönüş göstererek pivotu onaya dönme ile sonuçlanıyor. Tabii spek hisselerde tavana giden hisseler falan oluyor ama şimdi şişe hissesi öyle paldır küldür tavana gidebilecek bir hisse de değil. Bu da bir hatırlatma babında pivotlar için önemli bir görsel olduğunu söyleyebilirim. Şu an için baktığımızda haftalık pivot değerinin üzerinde kapanış sergileyen 6.40'ta kapanışla güçlenmeye çalışan diyelim şişe hissesinde RSI'nin 50 üzerinde olması ve trendin yine yukarı yönlü ama yatayda verdiği bir sinyal olduğunu hatırlatarak eğer 6.43 üzerinde saatlik kapanışlar yaparsa tekrar 6.55 zirvesini test etmeye çalışacaktır. Bunun üzerindeki saatlik veya günlük kapanışlar diyelim hatta hisseyi tekrar 6.97'ye doğru götürebileceği gibi aşağıda 6.33 önemli destek seviyesinin kırılma halinde Hull 100 benim önemli destek noktam yine 6.15'e kadar geri çekilmeler mümkün olabilir. 6.15'in üzerinde durduğu sürece yine de şişe hissesinde problem var demem. Fakat aşağı kırılımlarında ise yeni bir dip arayışına girmek zorunda kalır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet arkadaşlar, endeks ve diğer 4 hissemizin değerlendirmesini yaptık kısaca. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler içinde bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.